Bu arada bir notu da aktarayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmayı yaptıktan sonra karşıda Türk evine geçerken işte Necip mi gelemedi. Ama bir yandan da işte Amerika İsrail'i destekliyor diye soruyorlar. O da diyor ki o da ilginç aslında. Amerika burada kesinlikle tavrını açık net ortaya koymalı. İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı. Yani çok aslında bir yol da göstermiş oluyor. Bu arada Necip Mikati sonradan bir karar aldı ya, işte bugün aldı o kararı. Geleceğim dedi. Ama gelecek mi, yetişebilecek mi onu bilemiyoruz. Böyle bir durum da var yani. Cumhurbaşkanının direkt Amerika'ya İsrail'in karşısında yerini almalı. Ya sözü de şimdi ilginç yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet başkanı kardeşim. Devlet başkanı gibi konuşacak. Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri'nden daha itibarsız bir devlet değil. Herkese akıl vermeyi bizim devlet başkanımız onlara akıl veriyor. Akşamları toplasınlar BM bu kadar. Toplantısına çıktıktan sonra o Biden'sa ben Erdoğan'ım demiş. Evet böyle. Aynen öyle. Gerçekten de öyle çünkü. Benzeri bu aslında. Tabii, o demek yani. Aynen. Akıl veriyor işte. Dinle sen aklı başında bir insan sana akıl veriyor. Yani onu dinle. Dümen suyuna gitme. Yani yoksa saplanır çıkamazsın onu söylüyor. Ve bak gerçekten arkadaşlar Amerika'nın tekeli çamura saplanacak. Yani kendi çamurunda boğulmak zorunda kalacak. Bu Siyonistler Amerika'ya çok büyük bedeller ödetecekler. Akılları varsa Tayyip Erdoğan kesin. İlgili benim yorumum o yani. Evet, Kemal Bey buyurun. Yani Foreign Affairs'te de buna benzer bir yorum var. Eleştirel bir tutum var şu anda Amerika'ya karşı. Hı, doğru mu? İki makale yine. Evet. Doğru, tabii. Orada da der ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail sayesinde tarihe gömülecek. Çok özetle. Ama konuşmadan yola çıkarak Amerika'nın genel stratejisini söyle açık. Şimdi bakın orada hem konuşmasında var hem başka belgelerde var. Amerika 5 ülkeye özelde genelde 3 ülkeye atıfta bulunuyor sürekli. Bu Çin, İran ve Rusya. Çin'le Kuzey Kore'yi eklemliyor. İran ve Rusya'yla da Suriye'yi eklemliyor. Dolayısıyla bu 5 ülke konuşmada da yer almış durumda şu anda. Çok ilginç bir şey var. Bu belgelerde, strateji belgelerinde yer alan hasım ülkeler listesinde olan bu 5 ülke aynı zamanda NATO'nun da belgelerinde birebir yer almış durumda. Onu da ifade edeyim. Hı hı. Dolayısıyla ikinci konu burada. Bakın Gazze konusunda şunu söylüyor Biden. Diyor ki Hamas'ı Gazze'den çıkartmak için diyor İsrail'i koşulsuz desteklemeye devam edeceğiz. Dikkat edin buraya. Hamas'ı Gazze'den çıkartmak için. Hemen eklemliyor. İki devletli çözüm diyor. Ve kendisinin icat ettiği 2 Temmuz tarihli barış ateşkes anlaşmasının hayata geçmesini diyor talep ediyor. Ama bakın burada şunu da söylüyor. Diyor ki Orta Doğu'daki bütün bu karmaşıklığın müsebbibi İran'dır diyor. İran'ı işaret ediyor sürekli. İran'ı tutuyor. İşte altını doldurmuş. Nükleer şeye sahip olmaması lazım. Çok tehlikeli bir ülke. Şeytan üçgeni içerisinde filan. Fakat burada şunu yapmaya çalışıyor. İşte tam orada Amerika'nın stratejisi değişiyor bana göre komutanım. Ne yapıyor? İran'la uğraşıyor ama İran'ın kendi gücünün farkında. Biliyor yani devrim muhafızları artı kendi nüfusunun kında. Bir gücünün daha farkında o da vekalet güçleri. Proxy o yüzden proksileri ayırmaya çalışıyorlar şu anda dünden evet. Beri. Ne dedim? Hamas'ı çıkartmak, Hizbullah'la anlaşmak. Gördünüz mü bakın? Ve bunu şöyle yapıyor. Lübnan Hizbullah'a diyor. Yemen Hutsileri diyorlar. Suriye Şiileri, Irak Haçlı Şabisi. Şimdi bir de Arnavutluğun Bektaşi Devleti. O ayrı bir konu. Yani İran'ın Şii ekseninden bu ahtapot kollarını, vekil güçleri ayırmaya çalışıyor Amerika. Onun için Amos, yapabilir mi? Onun için Amos Hochstein'i Hizbullah'a gönderdi. Bu kim? Bu kıdemli danışman, Orta Doğu danışmanı, Biden'ın özel danışmanı. Ve Mark Kirk'ü de Baltçı'ya gönderdi, Körfez ülkelerine, Katar'a. Bunlar bununla uğraşıyor şu anda. Yani diyor ki Hizbullah'la İran'ı yapabilirim yapamaz mı tartışması Amerika bu sonuçta. O şeyle işte son yaptıkları salda Nasrallah'ın etrafını boşalttılar hepsini öldürdüler. 8'de 6. Tamam, işte dolayısıyla. Evet bakın yani Nasrallah hedefte şu anda ama Nasrallah sonuna kadar Ladib'i bırakacaklar. Yani çünkü anlaşmaya varıncaya kadar Hizbullah'la adı da Lübnan Hizbullah oldu şu anda İran'ın bu kollarla irtibatını ortadan kaldırmaya çalışacak. Yeni stratejisi bu. Bakın görün illa cezalandırarak, ödüllendirerek, ikna ederek ya da baskı kurarak başları buradan koparttığında tek başına İran ortada kalacak düşünce hakim şu an ve Pentagon'da. Onun için böyle bir takım şeyler var. Şimdi Suriye'de PKK'stan konusu hala gündemde, teröristten konusu gündemlerinde. Bu tablo içerisinde kuzeyde PKK'stan, aşağıda İsrail, katil ordusu bir birleşme harekatıyla kuzeye doğru Lübnan üzerinden
bir koridorla ilgili bir çalışma var. Bu Biden'ın konuşması dışında son stratejisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu. Ama kuzeyden birleşme imkanı, komutanım da ifade ettiler bunu defalarca. Kuzeyden pek birleşme imkanı yok. Neden yok? Çünkü orada bizim bir, orada bir Türkiye'nin varlığı var. Dolayısıyla başka koridorlar icat ediyorlar. İşte Davut, Mahmut falan hatırlayın hemen güneyden. Tanf üssünün Kule 22'nin etrafından dolaşan bir koridor. Onlar geçici koridorlar. Temel koridor Lübnan üzerinden Suriye'de kurulması planlanan terörden koridorudur. Bu jeopolitik plan hiçbir zaman ortadan kalkmayacak. Geri kalan her şey teferruat. Şey, İran'la uğraşmaktan ziyade kollarıyla yeni bir stratejiyle teker teker avlayarak ya da teker teker ikna ederek bağını kopartmak, var oldukları orijinal ülkenin içerisinde erimelerini sağlamak. Yapmaya çalışacakları önümüzdeki günlerde bence bu olacak diye düşünüyorum. Ondan sonra tekrar yapılar kurulacak, tekrar sınırlar teşkil edilecek vesaire vesaire. Ama bütün bunlar yapılırken sadece için 44 milyar dolarlık askeri malzeme, nakit, keş ve ne varsa artık destek koşulsuz verilmeye devam ediyorken işte asıl ikiyüzlülük burada başlıyor. Bunu yaparsanız, Hamas'ı çıkartmak gibi bir strateji benimsemişseniz geri kalan söylemlerin tamamı yalandır. İki devletli çözüm de yalan. Diğer taraftan barış anlaşmalarıyla ilgili atının gerek koşulları da yalan. Çünkü yapmak suretiyle zaten otorite bırakmayacaksınız Filistin devleti adına. Ramallah bir otorite değil gibi gözüküyor şu anda. Onun için buradaki Hamas üzerinden okunan her türlü çıkartma üzerinden okunan programdır. Doğru değildir. O zaman İkinci görmeyi... öncesi sessiz kalmaları gördü mü? Hamas'a işte bunu yapamazlar. Bunu Hamas'a yapamazlar. Bakın bunları Hizbullah'a yapabilirler. Bunu Husilere de yapabilirler. Haçlı Zabi zaten İran içerisinde kontrol altında. Suriye'deki Şiiler bir şekilde kontrol altına alabilir. Hamas'ı Gazze'de asla durduramayacaklarını bildikleriyle tonlarca mühimmat vermeyecekte devam edeceklerdir. Çünkü çıkmayacak Hamas oradan. Şehit olan çocuklar, kadınlar, masumlar, yerle eksan olan binalar, tesisler, üst tepe, alt tepe, habitat Biden'ın hiç umurunda değil. Son şey olsun, Ukrayna ile eşleştiriyor dedi ya hocamız, hakikaten doğru. Bakın Rusya Ukrayna savaşında şöyle söyledi, dedi ki Ukrayna zafer elde edinceye kadar desteğe tam devam edeceğiz. Evet. Gazze'de bunu söylemiyor. Da Hamas'ı çıkartıncaya kadar diyor. Bu ince ayrımı okumak lazım. Bu şu demektir, kardeşim benim planım Ukrayna üzerinden Rusya'yı dağıtmak, aşağıda da Orta Doğu'yu dağıtmak. İsrail üzerinden Orta Doğu'yu dağıtmak. Bitti. Bu planın üzerine artık teferruatta onu demiş, bu demiş, düşmüş, kalkmış, şaşı bakmış. Bunların fazla önemi yok. Bu stratejik planı unutmamak kaydıyla geri kalan analizleri dinlemek mümkün ilk etapta. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.